günaydın. Kalkmayın, öğretmen sınıftayken kalkmayın, tamam mı? Nasılsın? İyi misiniz? Nereye oturacağız Hacı Ömer Bey? Ben şuraya oturayım, orada kimse yok. Her perşembe okuyoruz, tamam mı? Şimdi kalem ayracıyla bırakıyoruz. Var mı fazla? Ben kaç sayfa okumuşum? 39 sayfa. Sen kaç sayfa okudun? Ben de 3 sayfadan fazla okudum. Öyle mi? Benden fazla okumuşum. Tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, kitap candır can. Hep birlikte okuyor Erzincan mottomuzla. Erzincan'ımızda da her perşembe saat 9 ile 9.24 arasında okullarımızda, sokakta, iş yerlerinde kitap okumaya çalışacağız. Bunun sebebi de şu, neden 24 dakika? Çünkü Erzincan'ın da plakası 24. Aslında biz bunu bulunduğumuz şehirlerde 20 dakika olarak almıştık. Çocuklarımızın zihinleri dağılmasın diye 20 dakika arkadaşlarımız karar vermişti. Aslında okuma alışkanlığı çok çok değerli ve önemli. Küçük yaşlarda hem çocuklarımıza hem gençlerimize bunu aşılamamız gerekiyor. Çünkü okumak hakikaten insana yeni ufuklar açıyor. Ve insan okuduğu zaman en azından kendinin farkına varıyor. İç dünyasına bir dönüş yapıyor. Bir derinleşme oluyor, mürakabe yapabiliyor, mukayese yapabiliyor. Okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneği gelişiyor. Aslında bugün toplumumuzda yaşadığımız bütün sıkıntıların temelinde okuma alışkanlığının eksik olması yatıyor. Onun için bir kitabı okuyup kapattıktan sonra zihnimizde bir cümle kalıyorsa o kitap amacına ulaşmıştır diyoruz biz. Onun için beraber, birlikte, okullarımızla, esnafımızla birlikte her hafta Perşembe günü sabah 9 ile 9.24 arasında bu kitap okuma alışkanlığını geliştireceğiz. Gelecek hafta inşallah esnaflarımızla birlikte bu okuma alışkanlığını devam ettireceğiz. Bu gerçekten aslında bir dinlenme, bir mola süreci gibi düşünmemiz gerekiyor. Çünkü toplumumuzda teknoloji arttıkça, uyarıcılar arttıkça artık sohbet etme, birbirimizi anlama, empati yapma duygusu da gittikçe azalıyor. Bunu telafi etmenin tek yolu kitaplara müracaat etmektir. Çünkü artık sosyal hayatta kullandığımız kelimeler de gittikçe azalmaya başladı. Birbirimizi anlamamaya başladık. Hepimiz aynı dili konuşuyoruz ama birbirimizi anlamıyoruz. Bu toplumsal bir sıkıntı, gittikçe derinleşiyor. Buradan çıkmanın yolu da gerçekten birlikte, beraber ya da tek başımıza en az 10 dakika, 20 dakika kitap okumaktan geçiyor. Büyüklerimiz hep bize şöyle nasihatta bulunurdu. Yatmadan önce mutlaka kitabın kapağını açın. Orada en azından açtığınızda bir cümle okursunuz. O cümle aklınızda kalır. Tefekkür edersiniz. Onun için
Bugün Milli Eğitim Müdürümüz, değerli arkadaşlarımızla birlikte ortaokulumuzda, güzel bir ortaokulumuzda okuma sürecini başlattık. Bu süreç çocuklarımıza, bizlere, Erzincan'daki bütün vatandaşlarımıza inşallah güzellikler getirir. Gençler, size de çok teşekkür ediyorum. Bugün vali bizim buraya okulumuza geldi. Bizle beraber bir okuma etkinliği gerçekleştirdi. Biz zaten her gün okuyorduk. Valinin gelmesiyle daha güzel oldu. Daha iyi bir okuma gerçekleştirdik. Bugün güzel geçti. Peki okumak insana neler katıyor, neler kazandırıyor? Faydasını görüyorsunuz mutlaka. İnsan okudukça bilgileri gelişir. Daha çok insanın hayatına daha çok etki eder. Böyle insan daha bilgili olur, daha erdemli olur. Peki kitap okurken neler hissediyorsun? Kitapta olanları hayal ediyorum. Kitap okurken odaklandığım için dışarıdan sesleri çok duymuyorum. Tam odaklanıyorum böyle. O anı hayal ediyorum. Aklımda canlandırıyorum zihnimi. Başka bir dünyanın içindeymiş gibi hissediyorum.